CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında konuştu. Uyuşturucu ve kara para iddialarını sürdüren ana muhalefet lideri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını istedi. Bakan Soylu'dan da Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, CHP liderine bakın nasıl yanıt verdi. Biri çıkmış diyor ki haftada ortalama 5000 uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Ben bunu söylediğimde, gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu. Vay şöyledir böyledir denmişti. Ama bilsinler, Mısır'daki Sahar Sultan da bilsin. Bay Kemal 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyacaktır. 85 milyonun. Uyuşturucu ve kara para iddialarını sürdürdü. İstanbul'da yakalanan Sırp çete lideri Zeljko Bojanić'i örnek verip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. Bana diyorlardı ya ispat et ispat. Daha neyini ispat edeyim ya? 8 yıldır İstanbul'da krallar gibi yaşıyor adam. Adamları var, silahları var, dostları var, siyasileri var, fotoğrafları var. Daha ne arayayım, daha neyini ispat edeceğim ben? Şimdi soruyorum, bizim fotoğrafın nerede? Nerede Allah aşkına? Bir insanın onuru olsa, gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz ve istifa eder. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptığı istifa et çağrısına bakandan jet hızıyla yanıt geldi. Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize kimyasal silah kullanıyor iftirası atanları savunan, emniyet ve jandarmaya cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yaftası takan, PKK'nın Suriye kolu PYD'yi barış elçisi ilan eden, PKK mensuplarını sözde gazeteci diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a tiyatro diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur. Amerika ve İngiltere gezileri nedeniyle kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a grup toplantısında tepki gösterdi. Evet geziyorum, evet gidiyorum. Bu kardeşiniz Bay Kemal temiz parayı buldu. Nereleri geziyorsun diyor, soruyor. Sen nereleri gezdiğimi zaten bilemezsin ki. İngiltere'de 5 trilyon dolar yatırımcı parası olan kurumlarla görüştüm. Erdoğan şimdi diyecek ki nereden buldu, nasıl konuştu? Konuşurum tabii. Sen bilmezsin. Sen ülke sevdası nedir bilmezsin. Sen büyüme nedir bilmezsin. Sen temiz para nedir bilmezsin. Sen Türkiye nedir bilmezsin. Toplantıdaki son bölümü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilecek iddiasını ayırdı. Kirli bir yapı. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve ne söylüyorum? Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.